Kestik. Aferin onur, aferin koçum. Şimdi ıvırı zıvırı bırakalım, esas aksiyona geçelim. Yatakları getirin. Bir şey değil, daha yeni başlıyoruz. Lan eskiden ne güzel love story çekerlerdi. Urkaç hikayesi diye yolumuza bakardık. Godfather çekerlerdi. Babanın piyade tüfeği diye çekerdik filmini. Deyuslar verdiler teknolojiye kendilerini. Bak şimdi yeşille, iple, halatla uğraşıyorum Onur. Halbuki uğraşmamam lazım. Benim uzmanlığım iple değil, trambolinle. Ben nasıl avatarı sevmek çekeyim lan? Mavi bulsam ben kendim. Tövbe tövbe. Neyse, git içeride soyun. Büyük prodüksiyonlar bizim filmlerin samimiyetini bozuyor. Fantomu getirin. Onun çalışmasını 1000 kare çekeceğim. Bu fantom dediği şey değil mi ya? Kurşunu havada yakalayan kamera. Artık arkadaş nasıl sıkıyorsa. Dağılın. Dön. Matrix ne lan? Ya arkadaşlar çocuğun hallerine bak ya. Ne durumlara düşmüş bu ya. İşiniz cüz etmedi mi lan? Bence bir şartları soralım abiler. Bu kadar önyargılı olmayın. Bildiğin ideal çalışma ortamı lan. Sadi. Yemin ediyorum seninle bir gün aynı fikri paylaşacağım aklıma gelmezdi ya lan. Ne Ahmet Kur'an? Lamıcım yok kardeşim. Hepimizin hayalini süsleyen meslek bir ara bu değil miydi? He. Bazen. Kısa kısa ama. Kız arkadaşım yoktu lan o zamanlar. Sarhoşum oğlum nasıl içtiysem. Yok artık oğlum değiştir şu konuyu ya manyak mısın? Biz niye geldik buraya? Onur'u buradan kurtarmak için. Yok biz yine Onur'u da kurtarırız da. Herkes kendisine meslek olarak bir ara bunu düşünmüştür. Fakat daha sonra NBA oyuncuların arasında karışmış Tyron Boyles kimi dikkat çekerim diye vazgeçmiştir bence. Ki kendisinin boyu 1.60 boylamasına. Enlemesine 0 atıyoruz. 16. 16 iyiymiş. Daldın lan onu. Oğlum iklim şartları, gen haritası, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, sünnet hatası. Tamam. Önce Onur çıktı, izleyecek miyiz? Yok be oğlum, biz dışarı çıkalım. Arada gelir görüşürüz, hadi. Ahmet, ne diyeceğim kardeşim? Bunlar ne çekiyor? Bizim Bumcu Onur'un ne işi olur beyzbol sopasıyla lan? Beyzbol sopası mı? Sadi, Ahmet, Onur'un elinde tuttuğu beyzbol sopası değilmiş ya lan. Hadi gidelim. Gecelerin yargıcı harika çocuk Onur. Meğer buymuş. Neyse, abiler çekiliverin de geçiş var. Kafanızda bir millet. Daha ne kadar büyütebiliriz sadece. Hoş geldiniz gençler. Hey maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yevmiye hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yevmiyenizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Öğretmenim ama siz şimdi... Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni izlemeye mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli, istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada buyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz. Gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor. Vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önünü açmak için. Ama sensei. Kötü durumdayken gelirsin, bir bak bakalım nasılım deyip hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? Arkadaş gelir gelmez sistemdeki açığı bulduk ya la. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopağa hırsıza falan sorarlar ya. Yani atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Onur, üneyim ahim yavrum. Hadi işin yeri kalayım. Hadi yavrum. Hı. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün Onur? Sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya? İşten kovunca nişanın yüzüne bakamaz hale geldim. Görüşemiyorduk. O gün nerede doluydu? Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim oraya sizin dediğiniz gibi kurtardım. E oğlum,
Hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra bunlar beni aradı. Gelse çetin dediler. Tesadüfen beresi böyle kötü durumdaydım o günde. Ev yeni doluydu. Zeynep geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey. Biliyorum. Sahne sırası bizde. Oo, aşklan bildiğin hatun taştan. İşte o gün bugün ekmeğimi taştan çıkartıyorum abi de. Hem bu mutluyum, o mühendim. Çiçekte kaşı alıyorum. Tamam ama bu Murat abi. Bummuş abi. Bak bu. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz musun? Olur mu öyle şey lan? Mutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz! Madagaskar pengueni, kılıklı toramanı kessen ya. Sen ne Şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun'un babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun da bibisinin oğlu. İtiraz. Lan! Ama dışarıdan alacağım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak Onur, tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Önce sen mektubu al, baştan sona iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken boğulabilirim. Hatta sıçarken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak, hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün Bumcu Onur'a imreneceğim. Vay be, aklımın ucundan geçmezdi be. Senin tipi. Hadi gidelim. Bakıyor musun abi? İleri geri ırık. Hayırdır abi? KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan kaldık burada. Pardon abi. Ne kadar da taktı, bir o kadar farklı.